Tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarının sayısı hep az olmuştur. Kur'an'da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Örneğin Hz. Musa'ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Bir ayette Hz. Musa'ya inananların çok az sayıda olduklarını dönemin Firavununun şöyle dile getirdiği haber verilmiştir. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Aynı durum Hz. İsa'nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı haber verilmiştir. Kur'an'da Hz. İsa'ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Kur'an'da Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, üçtüler onların dördüncüsü köpekleridir ve beştiler onların altıncısı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene taş atmaktır. Yedidirler onların sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Bir başka ayette ise Hz. Nuh'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Allah'ın dinini tebliğ edenlerin yakın çevresinde az sayıda insan olması Hz. Mehdi için de geçerlidir. Nitekim hadislerde Hz. Mehdi'nin cemaatinin sayılarının 300 kişi civarında olduğu bildirilmektedir. Bu durum Hz. Mehdi ve çevresindekilerin toplumun büyük bir bölümü tarafından tanınamadıklarını göstermektedir. İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, dine çok büyük hizmetler veren bu kadar değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok şaşırtıcıdır. Hadislerde Hz. Mehdi'ye çok az kişinin tabi olacağı şöyle bildirilmektedir. Muhammed Hanefi'den rivayet edildi ki, sayıları Bedir ashabı kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut'la nehri geçenler kadardır. Bedir Savaşı'ndaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid, gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir.
Bediüzzaman Said Nursi de sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da Hazreti Mehdi cemaatindeki kimselerin her birinin manen çok güçlü olacaklarını belirtmiştir. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.